Bugün Yeni Pazar'ın Donduran Köyü'ne geldik. Şimdi köye doğru koşuyoruz. Ne var ne yok? Ne yoksun? İyisin? İyiyim çocuğum. Kaç yaşındayız? 90. 90 yaşındasın. Sağlığın sıhhatin nasıl? İyi. Hasta ol veriyorum. Hı hı. O kadar olmayacağım galiba. Deyzem sen gençliğinde bu köyde neler ettin? Ben mi? He. Çalıştım hiç durmasın. Neler ettin? Çapaya gittim, oraya gittim. Hı. Çobanla Abdullah vardı yukarıda. Hı. Onu bir yaz çapaya gidip edeyim, dikiş makinesi aldım. Zeytin meytin var mıydı senin gençliğinde var. O kadar? Zeytin gittin mi? Zeytin anamdan değdi. Pamuk mamuk onları gittin mi? Pamuk gittim, çok gittim. Güzel şerok pamuk aldım be. O zaman hep buralarda senin emeğin çok. Çok emeğim ya. Adamın dostu bir şeysi yok. E adam sen nasıl vardın madem? Aldı kaçtı beni. Kim aldı kaçtı desen ya? Kim? Dezemin oğlanları. Ee? 3 yıl durduk. Vamıcam, vamıcam, vamıcam. Vamıcam dedin. Hı. Ondan sonra, 3 yıl sonra, onun kızını bizim oğlan aldı kaçtı ya. Onunla verse, siz verseniz biz öyle veririz dediler. Bak gari sen ya şunu ya. Vamam, kaçarım. Sonra vardın gari. Vardık. Çoluğum çocuğumuz oldu, evlendik. Sevdin mi sonradan, sevdin mi? Allah sevgiydi kızım. Allah sevgi verdi mi? Sevgi verdi. Peki 90 yıl nasıl geçti desem sene? Çalışırken geçti. Çalışırken? Çalışırken geçti. Hindikiler nasıl? Ben sana bir şey göstermerim. Göster ver bakayım. Ana, hep sen mi ettin bunlara? Gördün mü? Kara karım hindi. Allah. Hindi kara karımı. Ettim bak. Bak kar sen görüyor musun? Bak. Ana. Tığla mı yapıyorsun? Tığ. Hala da yapıyor mu? He? Hala da. Ya bıraktım gar. 89 yaşına kadar yaptın. Ay çok güzel. Baksana. Bak. Gürler. Masa örtüsü. Kaç tane ettin bu masadan biliyor musun sen? Bundan 19. As. Kalır bakayım ben arkalandan. Vay. Hallen güzel. Köy kahvesini geldik. Yine soğuk havalarda olduğu gibi sobayı yakmışlar, mis gibi ısınıyorlar. Evet. Ben her zaman söylüyorum, ne doğalgaz ne klima bunlar gibi ısıtmıyor. Bu kemiklerini kadar ısıtıyor. Evet. Değil mi Yılmaz amcam? Doğru. Sen bu köyden misin Yılmaz evet, amcam? Evet. Ne yapıyorsun amcam bu köyde? Hayvan bakıyorum. Hayvancılıkla mı uğraşıyorsun? Hep böyle yıllardır tek iş bu mu? 2 oğuz var. Ne var? Aracımız var hanım. Orada pamuk mu var, mısır mı? Pamuk, mısır var, yoncalar. Ha pamuk falan da yapıyorsun. Yaş kaç? 70. 70. Çalışıyor mu hala? Gözümle çalışıyorum. Gözünle? Bitmedi o zaman çalışmak. Gözünle nasıl çalışıyorsun? Bakıyorum, kontrol ediyorum. Mehmet amcam ve Özkan amcamla beraberiz. Pek güzel atışıp dururlardı. Köyün kankisiymiş onlar, değil mi? Evet. Öyle diyorlar. Hep birbirimiz bulaşıyor musunuz? Bulaşırız. Kanki. Öyle diyorlar sizin için. Ya. Doğru mu? Tabii. Köy yerinde. Evet. Arkadaş. Kanki. Kanki. Peki amcacığım neler yapıyorsunuz Donduran Köyü'nde beni anlatır mısın? Neler yapalım? Çiftçilik yapıyoruz. Hayvancılık. Neler üretiliyor? Neler çıkıyor? Yağlık mısır ekiyoruz. Arpa, buğday. Bunun gibi işte böyle. Biz zincir yok. Zeytin var biraz. Biraz zeytin var. Tabii herkes yok. Olan da var. Sen neler yapıyorsun amcacığım? Biz hayvancılığa devam ediyoruz daha. Bizim çocuklar var bekarda. O evet ikisinde. Rahat ondan. O rahat. Everince. Biz hayvancılık. Zeytin yok. Süt hayvanı mı var? Süt hayvanı var. Besit var. Kendi hayvanlarımızı şey yapıyoruz. Zaten bu köyde herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Vallahi köyümüz şu Yeni Pazar çevresinde hayvancılık bakımında çok gelişip duruyor. Evet, yani. Ben bilmiyorum ya belki 30-40 ton günlük sütümüz var köyümüzde. O kadar 30-40 ton. Tabii. Fazladır bile. Evet. Köyümüz yani hayvancılık güzel gelişip duruyor. Pamuk yok. Köy çok az. Evet. Sılacı ekiyoruz. Sılacık mısır, yonca. Onlarla geçimimizi sağlıyoruz. Onun dışında her fırsat bulduğunuzda kahveye geliyorsunuz. Tabii. Değil sabah hayvanlara baktık mı sabah toplaşıyoruz. O zaman Biyotta'ya gidiyoruz. Gırık derek işleri yapıyoruz. Öğrende sonra Bısarlar'da Biyotta'ya 5 çay gibi Biyotta'ya geliyoruz.
Şimdi Biyot'ta mesai başlar bizim 5'li. Biyot'ta hayvanların başını gideriz. Biyot'ta var geliyorlar. Biyot'ta buraya geliyorlar derken zaman böyle geçiyor. Değil mi amcacığım? Evet, evet. Zaman böyle geçiyor. Zaman böyle geçiyor. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Biliyorsunuz her gittiğimiz köyde bu sezonda neyle karşılaşıyoruz? Aydın'ın çok önemli bir meyvesi olan zeytinle karşılaşıyoruz. Abim de ailecek oturmuş zeytin işi ediyordu. Abim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Valla ben geldiğimde siz çay kısmındaydınız, pek güzeldi. Evet, evet. Değil mi abicim? Evet. Ne kadar zeytin var abi? Burada bir sıktırdık 1300 kilo. Kaç ağaç var? Burada 80 ağaç var. 80 ağaç senin abi. Evet. Ailecek mi işliyorsunuz? Ailece işliyoruz evet. Kendimiz. Ne kadar zeytin çıktı? 1300 kilo çıktı. Zeytinyağı? Hayır zeytinyağı 15 kilo da verdi. 83 kilo yağ çıktı. Ana 15 kilo da 1000 verdi. Evet, az vermiş ya çok. Az verdi bu sene. Neden öyle oldu abi o yazın ya? Yağmur yağmadı. Bir kışın yağdı. O da şişirdi. Su oldu hep. Ha bak. Yağ oranı düşük oldu. Cinsi ne abi bunların? Bunların hep, her çeşit var. Çekişke, memecik. Hı hı. Yağlık zeytin hepsi de. Hepsini yağlık olarak evet, şey yapıyor. Evet, evet. Nasıl geçiyor zaman abi? Zaman iyi geçiyor. Burada piknik gibi. İşte hem çalışıyoruz hem evimizin rızkını tamamlıyoruz. Oğlanlar çıkıyor senin herhalde çırpıyorlar. Evet, ha? Evet. Onlar, yetiştirdin onları da. Onlar çırpıyor, evet. Onlar çırpıyor. Yerden ablam topluyor. O topluyor, evet. Sonra götürüyorsunuz fabrikaya. Aynen. 15 kilo bir dedin az yalnız. Az verdi, az verdi. Çok verdi, az evet, vermiş. Az verdi. Bu zeytinlik Neval ablamımış. Neval ablam. Bunlar büyüklerden mi kaldı sene? Evet. Nereden, dededen, anneden, babadan. Kaç yaşında açtılar bunlar? Bilmiyorum ben. Benim çocukluğumda vardım bunlar. Baya o zaman bakarsan yine bir 40 yıldan fazladır var. Fazladı, fazladı. Tabii sen çünkü. Benim annemgiller yetişkinken mesela çiğinden, domuzdan su çekmişler, öldükmüşler bunları. Çiğinlerinde. Tek 40'tan tek. Fazla tabii. Yani 40, da. O zaman 40 yıldan çok daha fazla, fazla. 80 yıl bilen var. 80 yoksa 60 vardı. Nasıl zeytin işi? İyi ya bu sen yağlar gıt oldu. Az olmuş az önce abim söyledi. 15 kilodan 1 kilo zeytin. 15 kilodan yağ 1 kilo beydi. Çok az evet, ya. Çok az oldu. Zeytin çok ama yağı çok aslında 7 kilodan 1 kilo veriyordun. Hı-hı. Bu sen yağlar gıt işte 15 kilodan 1 kilo veriyordun. Evet. Nasıl dondura nasıl bir yer? Küçüklüğünün geçtiği yer nasıl bir yer? İyiydi köyümüz. Ben çok sevdim ya burayı. Evet, evet güzeldi. Çok senin güzeldi. Yerin de çok güzelmiş tam hı-hı. Piknik yere. Evet piknik. Daha önce havlar böyle güzelken piknik eder gibi biz öyle topladık burada. Mesela. Kışın zor da havlar soğuk olmuş zor. Ha, geçen haftalar çok güzeldi havalar. İyi baksana ne güzel oğlanlar yetiştirmişsin onlar da yardım ediyor. Gelmeyeceğim demiyorlar. Demiyorlar. İki oğlan mı var sadece? İki oğlan var. Evliler mi? Yok bekarlar. Küçük daha galiba onlar. 23 yaşında biri işte, 20 he. Yaşında biri. Daha düşünmüyorlar mı evlenmeyi? Düşünmüyorlar. Artık evlenilmiyor. Erken daha değiyorlar. Erken ben de öyle diyorum işte, 29 yaşındayım. Erken değil mi? Erken değil mi? Senin tamam gelmiş. Ne zaman gelmiş ya? Bak gari sen ya. Senin gelmiş tabii. 29. Genç statüsüne ben kendim ya. O kardeşlerim de öyle 23-24. Sen kendim... bu köyler gelen dedin senin adın. Duygu. Allah. Şimdi bildin sen. Çavdar Köyü'ne geldin. Geldim tabii. Yeni Pazar Çavdar'a. İzledim ben Çavdarlılarla Çile'ye gittiğim için. Evet. Söylediler hani böyle böyle Duygu gelecek diye. Ya onlardan duyuyordum. Valla. Aklımı geldi şimdi. Sen kaç yaşında evlendin? Ben 28. 28. Ben 29 işte. 35 gibi ben evlenirim. İyi yeter. Yeter mi? 35 gibi. İyi. Sen 28'de. O kadar geç kalma bak. Olmuyoruz ben. Olmuyor. Çocuklar küçük oluyor. Kendin ha? Yaşlanıyorsun. Olmuyor. O olmuyor. 30 olacak. Ben 4 ay sonra, 4 ay sonra 30 olacağım ben. Ne edem? Ne edem? Sen evlen bence gari. Ahmet abimle beraber 150 yıllık limon ağacının altında oturduk. Vallahi abicim maşallah diyelim nazar değmesin. Ben bayıldım bu limon ağacını ya. Yedi veren büyük dedemden kalma yani. Büyük dededen ha, kalma limon ağacı. Evet. Limonlar hiçbir eksilmiyor mu? Yıl 12 ay hı-hı. Yedi veren olduğu için her zaman oluyor limon yani. Var. Ahmet abim sen emekli polissin. Evet. Emekli olduktan sonra köyünü geri döndün.
Biraz anlatsana bana, nasıldı yani, hani o kadar zaman dışarıda kalmışsın, köyünden uzakta kalmışsın. Valla ben çalışırken emekliymişim, emekli olduktan sonra çalışmaya başladım. İki tane kız vardı, onları nasıl vereceksin? Mecbur çalıştık, geldi tarlada, takkıda. Emekli olduktan sonra daha çok çalıştın. Emekli olduktan sonra daha çok çalıştık. Çocuklar ufakken bakmak çok kolay. Tabii. Altını bir şort giydirirsin, bir şey giydirirsin. Ama emekli olduktan sonra çocuk üniversite okuyana, kız çocuğu her tabii, gün bir şey istiyor. Tabii. Yani öyle. Bir de baba olunca kıyamıyorsun. Kıyamıyoruz işte. Ben çocukken annemgül, babamgülle, ablamgülle tarla çalışmaya gidiyor. Evde hayvan işinden yemek işi bana aitti. Her türlü yemek yaparım yani. Oo, en lezzetli. Evet. En güzel hangi yemeği yapıyorsun? Şimdi zemzem ile çok yaparım. Köyü tarihi açıdan çok kıymetli bir köy. Şu an arkamızda gördüğünüz yerde Donduran Kulesi. Yani buranın tarihi anlata anlata bitmiyor. Çünkü çok eski zamanlara dayanıyor. Şimdi de bu konuda bilgiyi eğitimci, tarihçi Aytekin Sözen'den alacağız. Hocam çok kıymetli bir hocam ve aynı zamanda Yeni Pazar'a, Yörüklük kültürüne çok böyle kıymet veren, o konuda çok fazla araştırma yapan bir hocam. Hocam sizinle olmak çok güzel öncelikle. Çok teşekkür ederim Duygu. Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Ben büyülendim hocam. Vallahi ben şöyle büyülenmeliyiz. Burada Herodot burası için bütün dünyayı dolaştıktan sonra şöyle bir şey söylemiş. Bütün dünyayı dolaştım, gördüm ki Tanrı'nın yarattığı gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüne Aydın denir demiş. Evet, evet. Burası. Buradan çok kıymetli topraklar. Evet, evet, çok kıymetli topraklar. Hocam, gördüğünüz şimdi toprakların hepsi Aydın Ovası. Evet hocam, Donduran'dan bahsedeceğiz. Donduran köyünün tarihi nerelere dayanıyor? Şimdi Donduran köyünün tarihi, bir kere bu bölge Karya bölgesi. Hı hı. Şimdi şöyle dağlara bakarsanız buradan görürsünüz. Karya demek, kar demek, dağ demek. Hı hı. Karya demek de dağlar bölgesi demek. Üç kentten oluşuyor. Hı. Birincisi Aydın, ikincisi Muğla, üçüncüsü Denizli. Bu bölgede burası Karya bölgesi, Anadolu'nun yerli halkı. Hı hı. Bu yerli halkı bu bölgede yaşamın en uygun olduğu bölgelerde yaklaşık 212 tane şehir kurmuş. O şehir kurulan şehirlerden bir tanesinin adı da Ortosya, antik kenti. O kentin kurulduğu yerde Donduran. Yaklaşık günümüzden 4000 yıl öncesine ait bu bölgede bir yerleşim bölgemiz var. Hocam peki neler yaşanmış burada? Kimler yaşamış? Hani o dönem için var mı elimizde bilgi? Var. Var. Bir kere burada Karyalılar yaklaşık 1300 yıl boyunca bu bölgede egemen olmuşlar. Daha sonra buraya Kimmerler gelmiş. Kafkaslardan gelen bir kavimdir. Onlar uzun bir süre burada egemen olmuşlar. Daha sonra buraya Lidyalılar gelmiş. Onlar da bu İzmir taraflarından gelmişler. Donduran'a değil mi hocam? Donduran'a, evet. Lidyalılar gelmiş. Lidyalılardan sonra bu bölgede bir İyon hakimiyeti söz konusu. İyon hakimiyetinin bitmesinden sonra bu bölgede bir dönem Romalılar var. Yani Büyük İskender buraları çok heves etmiş, sevmiş. Hatta buralardan geçerek Karacasu'ya kadar gitmiş. Daha sonra bu bölge Bizans'ın egemenliği altına girmiş. Daha sonra da Selçukluların, daha sonra da Osmanlıların, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nin. Donduran'ın bir de şöyle çok önemli bir de yeri var bizim tarihimizde. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in Ege bölgesinde Yunan işgalinin uğraması üzerine çetelerin, yani efelerin, Kuvayi Milliyecilerin bir karargahıdır burası. Şefik Aker'in isteğiyle, Mustafa Kemal'in de öngörmesiyle
Yörük Ali ve Kıllıoğlu Hüseyin ve arkadaşları bu bölgeye gelerek buraya yerleşmişler ve buradan Kurtuluş Savaşı'nda ilk karşı tarafa geçerek Malgaç baskını yaparak Kurtuluş Savaşı'mızda işgalcilere ilk kurşun atan atılması buradan gerçekleşmiş. Dondura'nın da böyle güzel bir şeyi var, önemi evet, var. Evet, kesinlikle. Hocam şimdi biraz kuleden bahsedeceğim. Kule de bildiğim kadarıyla 350 yıllık bir kule. Osmanlı döneminde yapılıyor. Evet. Kuleyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi kuleyle ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere bu bölge uzun bir süre Selçuklardan sonra beylikler dönemine geçmiş. Hı hı. Bizim buraya geçen beyliklerden birisi küçük bir beylik ama Cihanoğlu Beyliği'dir meşhur. Cihanoğlu Beyliği döneminden sonra Osmanlıların egemenliği burada hüküm sürmüş. Osmanlı 15-16. Yüzyılda burada çok güçlü bir merkezi otorite varken, merkezi otorite çok kuvvetliyken herhangi bir sorun çıkmamış ama 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı merkezi otoritesinin bozulması üzerine buralarda ayanlar ortaya çıkmış. Hı hı. Bu bölge yani yaklaşık 350 yıl önce hem Donduran bölgesinin ayanı var hem de karşıda Harpaziye bölgesinin bir ayanı var. Hı hı. Bu bölgede buradaki oturanların kendilerini güvenlik altında hissetmediklerini ve saldırıya uğradıklarında birincisi gözlem olarak kullanılmış. Yani buraya bir dışarıdan ordu geliyor mu, kim saldırıyor, ne yapıyor diye baktıkları bir yer. Bir de ayrıca saldırıya uğradıklarında bu bölgenin önemli insanların içerisinde her türlü erzağı bulundurarak kendilerini içeriye kapatarak içerisinde saldırı geçinceye kadar belki haftalarca belki aylarca kalabilecekleri bir yaşam merkezi burası. Güvenlik merkezi. Aynen. Hem gözlem merkezi hem de bir güvenlik merkezi. Zaten bu koleler daha şeye doğru Karacasu'ya şeye doğru Koçarlı'ya doğru doğru zaten sıralanmıştır. Her tarafın bir kendine göre bir kulesi vardır. Kale değil, kuledir. Kule. Peki hocam bugün bakıyoruz maalesef ben gördüğümde biraz üzülüyorum. 4 sene önce gelmiştim ben buraya görmüştüm. Ama 4 seneden bu zamana kadar maalesef kulenin üzerinde herhangi bir çalışma, herhangi bir restorasyon işlemi yapılmamış. Bu da gerçekten işler acısı. Çünkü çok kıymetli bir yer ve çok tarihe tanıklık eden bir yer aslında burası. Bir restore çalışmasının olması gerekiyordu mutlaka. Doğru. Neler söylersiniz o konuda? Valla işte orada şu anda kamu gücünü iki güç bulunduruyor. Bir merkezi iktidar, bir de yerel yönetim. Artık hangisi yapacaksa bir an önce anlatsınlar. Yani şu ortadan bir süre sonra ortadan kalkmayla karşı karşıya kalan kulemizin bir an önce restore edilmesi ve buranın bir mesirine dönüştürülmesi, burada ayrıca bir festivaller yapılması ve bunun bir an önce de hayata geçmesi için yöneticimize buradan çağrı yapıyoruz. Evet. Bir değerimizi kaybolmadan sahip çıkalım. Sit alanı değil mi hocam burası zaten? Sit alanı ama buranın bir an önce harekete geçilmesi lazım. Çünkü biz bunu gözümüzün önünde son 20-25 yılda son yağmurlar hakikaten tükettiler. Hı hı. Ve onun için bir an önce buranın düzenlenmesi ve bir an önce de restore edilmesi lazım. Buradan da yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce harekete geçin. Hocam biliyorsunuz ki Yeni Pazar Yörük Ali Efe'nin müzesinin olduğu bir yer ve Kuvay Milliye döneminde çok önemli rol oynayan bir nokta. İllaki o dönemde Yörük Ali Efe'ye ait çok güzel hikayeler vardır. Var. Bildiğiniz ve bizimle paylaşabileceğiniz bir hikayesi var mı? Mustafa Kemal'in de isteğiyle Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe o zaman şeydeler Yağcılar Köyü'ndeler. Mustafa Kemal onlarla bir görüşün de bakalım niyetleri ne, Kurtuluş Savaşı ile ilgili ne düşünüyorlar diye onlara bir görüşmesini istemiş. Kaç yıl önce? Kaç yıl diye? 1919 yılı tabii ki. Haziran'ın 5'i. Hı hı. Şeyde görüşüyorlar. Çin'de askerlik şubesinde görüşüyorlar. 103 yıl önce. Yani çok uzun hakikaten. Hı hı. Görüşüyorlar ve bunları anlatmış. Taburlardan bahsetmiş, ondan sonra Kırım Savaşı'ndan bahsetmiş, 96 Harbi'nden bahsetmiş ve demiş ki Efe, yani görüyorsun ki durum böyle, ne yapacağız demiş. Efe'nin meşhur bir lafı var, Yunan'ı basacağız demiş. Bu kadar, Yunan'ı basacağız demiş. Demiş ama tamam da ne yapmamız lazım? Demiş ki sizin Donduran'a gitmeniz lazım. Evet. Orada karargah kurmanız lazım. Orada da Malgaç'a gidip baskın vermeniz lazım. Hı hı. Bu arada da Yeni Pazar'a gidip Yeni Pazar halkına buraya geldiğinizi, neden geldiğinizi anlatmanız lazım demiş. Hı hı. Efe ertesi günü yola çıkmış. Hı hı. Önce Alanya'ya gelmiş. Orada bir gece kalmış. Sonra Donduran'a gelmiş.
Ertesi günde Yeni Pazar'a gitmiş. Hı-hı. Yeni Pazar halkına da çağrıda bulunmuşlar. Demişler ki toplanın. Evet. Yörükal Efe size bir nutuk verecek. Hı-hı. Şimdi herkes bekliyor ki Yörükal Efe sular seller gibi konuşacak. Evet. Yok. Şimdi meydanda toplanmış Yeni Pazar meydanında Hı-hı. insanlar. Yörükal Efe'yi de bir masanın üzerine çıkartmışlar. Hı-hı. Efe çıkmış sandalyenin üzerine İzmir'i gösteriyor. Yunan demiş gelmiş. Malgacı gösteriyor. Böyle Yunan gelmiş. Diyor ki gidecek. Kıypıttıranın diyor Garadin'le kakarım. Nutuk bitti dağılın lan demiş. Hocam kıypıttıranın? Kıypıttıranın demiş Garadin'le kakarım. Kakarım. Yani kıypıttırmak. Yani sana verilen bir işi Hı-hı. yapmamak. Evet. Yan çizmek. Gereğini yerine getirmemek evet. anlamına gelen müthiş bir şey. O kadar inanmış ki evet. halka diyor ki arkadaşlar hiç yapacak bir şey yok. Hı-hı. Gideceğiz. Yan çizmek yok. Ne kadar böyle güzel. Bize önce de nasıl güzel, güzel çok işte oradaki evet, işte evet. birlikte olmak zorundayız aslında. Hani o dönemde o Kuvayi Milliye döneminde o mücadelenin yani, nasıl böyle birlik içerisinde kazanıldığını da kanıtı. Yani Türklerle ilgili hiç karamsarlığa kapılmamak lazım. Evet. Türkler için benim insanlık tarihinde söylenen en güzel laflardan birisi şudur. Türkler dünyada ayağa kalkması zor, hı hı. kalktığı zaman da dünyada durdurulamayan tek millettir. Müthiş. Onun için hiç karamsarlığa gerek yok. Evet, her şey, çok teşekkür ederiz. Evet. Karamsar olmuyoruz değil mi hocam? Hayır, Mustafa Kemal gibi düşünelim. Diyor ki Mustafa Kemal, ben hayatımda karamsarlık nedir tanımadım. Mustafa Hocam'la beraberiz şimdi. Mustafa Hocam'ın sazı da sesi de pek güzelmiş. Böyle güzel bir ortamda biz de beraberiz. Ne mutlu değil mi hocam bizi ya? Çok teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum sizlerle beraber olmaktan. Sağ olun. Hocam nereden başladı bu saz merakı? Bu çok küçük yaşlarda. Biz köylü çocuğuyuz. Donduranlısın. Yok ben... Ha başka bir yerdensin. Denizli Çağlı'yım. Buraya yerleştim. Çok güzel. Denizli Çağlı'dan buraya geldik. Evet. Hangi rüzgar attı seni? Ben burada Ziraat Bankası'nda görevliydim. Buradaki arkadaşlarımı, insanları, ortamı çok sevdim. Burada kaldım. Burada yaşamaya karar burada verdim. Yaşamaya Orlağı da karar güzel. Verdim. Denizli Çallılar. Ondan sonra ben Sundurlu, Mundurlu hepsini bilirim. Orlağı çok güzel. Çallı da güzeldir. Evet. Üzümlü. Orada bir göl var. Şimdi artık burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. 30 yıldır buradayım. Orada küçük yaşlarda başladın saz çalmaya. Evet. Değil mi Mustafa Hocam? Evet. Nasıl merak? Sen mi merak ettin yoksa birileri mi yönlendirdi? Yok ben meraklıydım. İşte Hı-hı. radyo alındı evimize. Hı-hı. Radyodan türküler dinlerken dedim ben de bir gün böyle çalacağım söyleyeceğim Hı-hı. diye geçirdim aklımdan. İşte ileriki yaşlarda okul döneminde Hı-hı. bu fırsatı bulduk. Kursa mı gittin yoksa? Yok biz alaylı diyelim kendimiz. İşte ben hep bunu merak ediyorum. Yani sazı aldın eline. Tıngır 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 oldu. Yani bizden önceki çalan abilerimizden, arkadaşlarımızdan Hı-hı. bakarken biz de bu şekilde amatörce öğrendik. Şimdi Mustafa Hocam ama birçok insana öğretiyorsun. Değil mi? Özellikle halk müziği sanırım. Ben tabii ki esas branşım halk müziği. Benim mesela branşım arabesk. Benim esas branşım huzurum kalmadı. Bana sor mesela. Ben onları dinlemeyi seviyorum ben. Mustafa Hocam o zaman ben daha fazla uzatmayayım. İzleyicilerimiz de şimdi senin sesini, o sazını çalışını da duysun. Neyle başlayalım? Zaten bağlamamızda özgün bir Türk halk müziği çalgısıdır. Evet tabii. Buyurun hocam. Şavkı vurur sazım üstüne leylim ley. Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne leylim ley. Gel ey hilal kaçtı dizim üstüne leylim ley. Ay bir yandan sen bir yandan sev beni Leylim ley, Leylim ley, Leylim ley, Leylim ley, Leylim ley. Leylim ley.
7 yıldır uğramadım yurduma Leylim Ley. Derd ortağı bulamadım derdime ey Leylim Ley. Eğer bir gün düşer isen ardıma Leylim Ley. Aydan değil yıldızlardan sor beni Leylim Ley. Leylim gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun melun, kal melun melun. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını silmelur melur. Sağlık vallahi, emeğine sağlık Mustafa hocam, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben vallahi teşekkür ederim. Sağlık. Yeni Pazar Efeler Derneği Başkanı Nedim Gürpınar'la beraberiz. Biz Nedim hocamı yıllardır tanıyoruz. Zaten birçok ortamda da gördük. Özellikle sololarına her zaman böyle hayranlıkla bakarız, izleriz. Yeni Pazarlısınız. Zaten Yeni Pazar çok önemli bir yer. Kuvayi Milliye dönemi için çok kıymetli bir yer. Efelerin bulunduğu kesinlikle, bir yer. Yörükale Efe'nin zaten burada geldiğinizde göreceksiniz, müzesi de var. Evet. O böyle efelerin ruhundan, efelik ruhundan da bahsedelim. Tabii ki 1919 yıllarda Yunanistan İzmir'den işgale başladığında Yeni Pazar'da bir direniş öne çıkıyor. Yörükale Efe başta olmak üzere Mehmet Ağa, özellikle Koyu Emirliye'nin reisi konumunda olan, burada halkı örgütlüyorlar. Yeni Pazar'da en güvenilir nokta olarak Yeni Pazar'ı öne çıkarıyorlar. Hatta milli mücadeleye katılanlar o dönemde güvenli bölge diye eşlerini, çocuklarını, kızlarını, kızanlarını Yeni Pazar'a bırakıp öyle gidiyorlar. Yani o kadar önemli ve güvenli bir bölge olarak öne çıkıyor Yeni Pazar'ımız. Biraz böyle ben yaşanan hikayelerden bahsetmek istiyorum. O dönemde Efeler burada neler yaşamışlar? Şimdi ben size Efelerin Atatürk'le olan bir hikayesini, çok şeyini, sevinirim, geçmişini çok anlatayım. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında Atatürk halk evlerini, şeyleri geziyor. Ve en sonunda Efelerin coşkuyla oynadığı bir halk evine geliyor. Gerçekten de çok duygulanıyor. Ankara'ya varınca diyor ki o Efeler buraya getiriniz diyor. Ve tabii buradan Efeler toplayınca Atatürk'ün huzuruna varıyorlar. Atatürk'ün konağında yiyorlar, içiyorlar ve en yakındaki Efe'ye soruyor Atatürk. Diyor ki efem benim için ne yapabilirsin? Efe düşünmeden her şey atam diyor. Atatürk şöyle bir göz gezdiriyor etrafına. Diyor ki Efe ne kadar, ne yapabilirsin mesela? Ölürüm atam diyor. Atatürk diyor ki koy Efe diyor başını dizime. Dizini gösteriyor. Tereddütsüz Efe başını dizine koyuyor. Tabii salonda bir soğuk duş etkisi yaratıyor bu. Acaba bu kadar milli mücadeleye katkı sağlayan Efelerimize Atatürk burada bir şey mi yapacak gibisinden.
soğuk bir hava esiyor. Namluyu dayıyor efenin başına. Gözle kaş arasında bir iki saniyelik zaman zarfı içerisinde namluyu sağ tarafa kaydırıp tetiğe basıyor. Efenin başına bakıyorlar ki aynı Atatürk'ün dizinde duruyor. Evet, Atatürk efemizin başından tutup kaldırıyor, alnından öpüyor ve diyor ki salondakilere, hı-hı, bakın ben bu vatanı böyle canını hiçe sayan efelerle kurtardım. Böyle kendini hiçe sayan, canını hiçe sayan vatandaşlarımla kurtardım diyor. Birazdan sizin gösterinizi izleyeceğiz. İnşallah. Heyecanlıyız. İnşallah. Ne oynayacağız? Tabii Yeni Pazarımızın meşhur Yorga Lefesi oynamadan, hı-hı, geçilmez. Evet. Atalarımızdır Anadolu'ya gelen, tarihe baş kaldıran, direnen, aydın oğullarıyız biz. Haksızlığa efelenen, efe yüzülen, efelik var kanımızda. Şanlı tarihimizde bir sayfa açtık, dişimizle, tırnağımızla kazıdık. Cumhuriyetimizi biz böyle kazandık, efe yüzülen, efelik var kanımızda. Canlarını feda eden nice şehitlerimiz, ey kahramanca çarpışan gazilerimiz, biriz, beraberiz, hepimiz Türk milletiyiz, efe yüzülen, efelik var kanımızda. Ay yıldız uğrunda, bayrak uğrunda, feda olsun canımız bu vatan yolunda, sarı zeybek atam, yüreğimde, kanımda, efe yüzülen, efelik var kanımızda. Nedim abimin az önce gösterisini gerçekten bizi böyle inanamadık. Tüylerimiz diken diken izledik ya. Vallahi çok güzeldi. Nedim abi harikaydı. Özendim. Ben de kendi çapımda, bizim de var efelik kanımızda. O yüzden biz de şöyle bir dönelim. İki dönüverem gari. Dönüverelim gari. Mustafa abim bir harmandalı atıverirse. Çırtırversin. Çırtırverirse ikimiz de oynayıveriz gari. Hadi bakalım. We'll be right back.
arkamızı gördüğümüz yerde tarihi çeşme değil mi muhtarım? Evet, tarihi çeşme. Ne zamandan kalmış muhtarım? Üzerinde bu yazılar var. Kalenin yapıldığı zaman eski göçler yaptırmış, hı-hı, yörüklerden diye göç olarak. Hı-hı. Bu çeşme bakımsızlıktan bu hale geldi. Yani. Eski tarihi bir yerlerin değerine, işelerine bilmiyoruz kıymatını. Evet, bilmemiz lazım. Peki burada bu Arapça mı, Osmanlıca mı? Muhtarım? Arapça. Arapça, hiç böyle çeviren oldu mu? Dıştan geldiler, okudular. Orada çevireceklerdi. Evet, vallahi baksanıza kim bilir kaç yıllık bu. Şuraya baksanıza. Hatta şu kenarlarındaki oyuntuların sebebi de bıçak bilemeleriymiş, evet, değil mi? Evet, bıçak, orak, bilemeler, orak, köylünün. Bu taşta, bu taşın üzerinde biliyorlarmış. Evet. Peki suyu nereden geliyormuş? Suyu pınarda, pınar vardı buranın. He, bayağı bu su hiç durmadan akıyordu o zaman. Evet, evet, akıyormuş. Kurudu mu muhtarım? Kurdu. Annem canım değdi. Filmden bile kafası veriyordu bak. Allah canım değdi benim. Nasılsın? Canım kızım. Anne. Onu canım değdi. Hatice teyzemle Mehmet amcamın yanına geldim şimdi. Mehmet amcam acasız koşmuş gelmiş sağ olsun. Burada olduğumuzu duyunca değil mi Mehmet, evet, amcam? Evet, evet. Hatice teyzeme sorayım, diyor sen nasılsın? İyiyim çok şükür, sen nasılsın bakayım? Anam iyiyim kadın kızım, başımı geliveren ne bugün bunlar bulunmuş gelmiş diyor mu diyor? Diyor. Ana televizyonda bakıyordum dedim, benim evime geldi dedim. Akşam 29 yaşım dedim. 29 yaşındayım. Ama gelmedi. Evlen gar canım. Gelmedi benim yaşım, geldi mi? Gelip durum. Gelip durum mu diyorsun? Gelip durum. Bir 35 gibi bakmayayım ben bu işe. Ama 35'inden sonra istekler çoğalıyor. Önemli olan dürüstlük, doğruluk. Değil mi? Parayı kazanabilirsin. Evet. Dostu kazanamazsın. Doğru Mehmet amcam. En şey insanlıkta dost paylaşılmıyor şu günün insanları, evet, gençleri şu dünyaya. Değil. Neden mi paylaşılmıyor? Musafiriz. Evet Mehmet. Hepsi amca yalan. Mülk de yalan, mal da yalan. Gel biraz sen oyalan demişler. Mevlan diyor ki insan ol diyor. Evet. Çok doğru. Aslını inkar etme. Evet Mehmet amca. Şu topraklar kıymetini bilmek lazım. Ben 975 yılında Suudi Arabistan'a gittim. Ne yaptın orada? Alman firmasına. Çalıştım orada 8-9 ay. Geldim. 81 yılında Libya'ya gittim. Ben marangozum, inşaatçıyım. Çiftçilik, hayvancılık, zeytincilik, pamukçılık hepsini yaptım. Evet. Dünya tamahtını aldım. Burada sen gar bekleyip durun, adam gelecek diye. Bu hayvanlarımız var, 3 tane çocuk var. Tabii bekliyorsun sen. Onları bekliyorsun galiba. Ama çok para çok o gün için. Yiyemiyorum paraya. Evet. Burada tabii sen o kadar gitmişsin, çalışmışsın ama kolay değil, hanımından da ayrı kalıyorsun. Onu çeken bilir. Beşiğin arkası gurbettir. Oo, hayatta. Beşeğin çocuk beşiğinin, doğmuş beşek eski, arkası gurbettir. Onu çeken bilir, yaşayan, evet, bilir. Evet. Ne anılanmadığı benim oğla, kitaplar döktüm. He. Zaman zaman yazdım. Yazıyorsun sen. Merakındı va. Va. Ana. Ah Hatice teyzem sen pek şanslısın ya. Çok. Baksana çok. Çok şanslı. Çok şanslı diyor sene. Senin adam pek güzel muhabbetli. Ede. He? Öyle ede. Kavga etmiyor musunuz mu? Ya. Oluyor canım. Bak olaya diyor, olaya diyor. Kahveye gidiveriyor. Bu da çıkıyor şurada arsa var, oraya gidiveriyor. Ben onu görmüyorum, ben o beni görmüyor. Sonra gel, hoş geldin. Nasılsın bakayım, çay mı içeceksin? O kaybamış değil, oluveriyorsunuz. Tabii. Değil mi? Geçinmenin hayatta şeysi yok. Okkas terası yok. Geçinmenin okkas terası yok. Nasıl olacak? Sen duymayacaksın, görmeyeceksin. O kadar. Hataları. Ya. O kadar. Gerçi yalan. Donduran köyünün en önemli geçim kaynağı hayvancılıkmış. Alper abim de hayvancılıkla uğraşıyor. Evet. 6000 baş hayvan varmış bu köyde. Doğrudur. Vallahi Alper abi, doğrudur, yani bayağı bildiğin hani köyün geçimi hayvandan. 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Yani %50
60 falan hayvancılıkla geçiniyor. Genelde süt sözcüleri var burada. Süt ineği değil evet, mi? Evet, süt ineği var. Besi çok az. Besi birkaç arkadaş yapıyor sadece ama süt sığırcılığı köyün geçim kaynağı. Peki abi senin hayvancılık nereden geldi? Valla biz babadan gelme bu iş. Anneden babadan ne görürse onu yapıyoruz. Yani biraz ilerlettiysek de yani anne baba mesleği onu yapıyoruz. Onlardan öğrendim. O zaman evet. Küçüklüğün falan abi. Evet küçüklüğümüzden beri. Nereye kadar gelmiş? Bak. Evet. Benim şahsi görüşüm hayvancılık bu tür yerlerde aile tarımı. Aile tarımı. Aile tarımı. Yani evet. Aileyle beraber yaptıktan sonra yani kazancımız iyi. O önemli değil mi? Evet, aileyle aile tarımı. Evet. Peki abi mesela bir hayvancılıkla uğraşacak birinin nelere dikkat etmesi lazım abi? Valla neler dikkat etmesi lazım? Her şeyden önce kendisinin çok çalışması lazım. Değil mi abi? Kendisinin çok çalışması lazım. Ahır yapacağı yerin yani rüzgarına, ne bileyim, yani güneş almasına dikkat etmesi lazım. O bile önemli değil mi abi? O çok önemli. Yeminizi de kendiniz yetiştiriyorsunuz. Gaba yemini kendimiz yetiştiriyoruz. Bak şöyle bir şey var, bu çok gaba önemli. Gaba yemini kendimiz yetiştiriyoruz. Bu köyde benim anladığım kadarıyla abi hayvancılıkla uğraşan birçok insan evet, yemini kendisi yetiştiriyor. Tarımla da uğraştığımız için. Değil mi? Tarımla da uğraştığımız için yani yoncamız, sıracımız kendimiz üretiyoruz. Evet. Benim gittiğim birçok köyde oluyor bu. Bir ineğimiz doğmaz doğum kalmış. Yapacak, evet. İsmini ne koyacağız hazır. Buzağımızın? Valla şu an kafamızdan geçen bir şey yok. O işleri genelde oğlan yapıyor ama. Ama şimdi ha, ben geldim. Sizin bir fikriniz varsa. Şimdi de ben geldim. Ben şimdi şöyle ben gittiğimde köyde gittiğim köylerde evet. Eğer bakarsam inek doğum yapıyorsa ki genellikle böyle karşılaşıyoruz. Evet. Ona Duygu ismini koyuyorlar genellikle. İnşallah kız olursa biz Duygu koruruz o zaman. İyiyim çok şükür. Bak gördün mü? Muhtarım duydun mu? Televizyondan bakıp durmuş zaten. Şükran teyzemle Vehbi amcamın yanına geldik. Şimdi Şükran teyzem diyor ki sen neredesin bu zamana kadar? İyi ya. Değil mi neredeyim? İyi geldik pek güzel oldu. İyi güzel oldu hadi. Ölmeden seni de gördüm. İyi oldu. Canım teyzem benim. Nasılsın iyi misin? İyi sen de iyisin kızım. İyiyim çok şükür. Vehbi amcam sen nasılsın? İyiyim kızım iyiyim. Sizi gördük daha çok iyi oldu. Çok güzelmiş köyünüz. İyidir köyümüz canım. Yani övülecek şekilde Yenipazar'ın köyler evet. içinde bir tane değil yani. Ben buraya geldim. Buraya gelin geldin. Gelin geldi. Kaç yaşındaydın gelin geldiğinde? 17. 17 yaşında. 17. Sen kaç yaşındaydın Mehbi amcam? 28. 28. Nasıl oldu? Nasıl oldu o zaman o? Zarar vermiyor. Baksan o genç. Ben kocadım baksan. Ben onu bakıyorum şimdi. Ben bıraktırın diye aldıydım. Bak bak. Ben onu bakıyorum. Hasta yıkılı böyle düşüveriyor. Bak görüyor musun? 11 yaş var ama diyor. Yok yok iyisin sen iyisin. İyi benim suratım iyi de. Kendim çok kötü oluyorum. Ayaklarım. Hastalık çok. Şükran teyzem o zaman için büyüklerimi söyledi size evlenelim, evleneceksiniz diye. He, bizim yavuklu doğmak geç. Hiç durmadınız mı öyle? Nişanlı falan kalmadınız ya, mı? Ya 3 hafta nişanlı doğdum. 24 gündü düğün oldu. Sen bir sormadılar mı gösterip de bu adamı acaba? Evveli görünemiyordun kızım. Hiç görünmüyor. Baban veriyordum. Sen nasıl? Ya evlendiğin gün mü gördün gari? Evlendiğim gün gördüm. Baş yaptığıma çıktım odu gari. Baş yaptığıma gidesiyi gördük. Seni gösterdiler mi bir ben o? Ben gördüm canım. Sen beğendin. Gördüm tabii. Sen bu kızı alalım dedin. Düğünlerden bu önleri gördük biz. Nişan tamamımızı almadık eşit. Çok güzel anlaşmışsınız bu zamana kadar. Anlaştık. 52 sene iyi. Hiçbir kavga ediyorsunuz mu? Ya kavga etmiyoruz. Bazı yaşla nasıl edilecek yalnız? Yaşla nasıl yapılır? Öyle mi oluyor? Kulaklar duymuyor amcanda. He, kızım. Kulaklarını ben o zaman ünleniyorsun galiba, bağırıyorsun. Ula adam. Duyur hende ya. Sen ne bağırıyorsun diyorsun? Tabii. Kavga, bak kavganın sebebini tabii, bak gari. Kavgan tabii. Sen de evlenmiyorsun. Ben çünkü daha 29 yaşındayım. Daha ben küçüğüm diyorum. Küçük mü oluyor 29 yaşı? Değil mi ya? Çocuklar büyüyor. Benim bak torunlar büyüdü. Gelin oluyorlar. Hep nişanlı. Ben 35'lerde falan anca olurdu. Ya o zaman ne edeceksin? Ya şimdi evlen zamanın geldi. Nereden bulacağız adam? Ben bulverin sen bulmayacaksın. Nasıl oğlanlar doldur. Sen de evlen. Onunla evlendi gari kalmadı. Benim torunuma oğlan pek güzel alıverim ben sana. Kaç yaşında? 20 yaşın ancak iyiydi. Küçük ya. Küçük zarar vermez o. Sen o boylu postu seninle iyi olurum. O beni istemez. İste. Ben pek güzel diyorum.
Konuştum mi? Ben derim. Yavuz derim. Göbeğin kadar altın eder Mehmet sene. Oo. Altın çok ederiz biz sene. Beşi birlikle. Bak benim hassas noktamı buldunuz. Bilezik buraya kadar doldururuz. Adanı vurgula, kırmala. Beşi birlik edeceğiz. Ay bir de beşi birlik. Ay çok da severim. İyi. Ama torun bakalım sen bir torun isteyecek mi? Da... İste işte. Gönlü ederim ben onu. 20 yaşındayım. Sen dinliyor mu hep 20 torun? 20 yaşındı diye ver. He? Sen öyle abimiz büyük değil o diye. Göstermiyor yaşını göstermiyor derim. Senin gibi uzun boylu derim. Şimdi de Mehmet abiyle beraberiz. Mehmet abinin şu gördüğünüz güzel atı. Allah'ım Kardelen değil mi ismi? Kardelen. Anne olacakmış. Seveyim mi abi? Sev sev. Bak abi. Alo. Allah. Ne kadar kaldı doğuma? Ne kadar var? Bir ay kaldı. Sen seviyorsun abi. Tabii atları seviyoruz. Nenemizin dedemizin sporu. Hı hı. Bizlere atadan gelen. Evet. Böyle şey mi? Binip geziyor mu mesela abi? Ha? Tabii canımız sıkıldığında binip geziyoruz. Allah Allah. Yavruları yarışlarımıza katılıyor. Seviyor seni herhalde abi. Hı-hı. At yarışı var bayağı burada. Tabii. Zaten köyde hayvancık var. Türkiye'nin her tarafında var. Hı-hı. Bir burası için değil. Tabii birçok yerde var. Birçok yerde var. Katılım sağlamaya çalışıyoruz. Şu rahvan atı mı o? Rahvan atı bu tabii. Hı-hı. Bizim atalarımızın atı. Osmanlı'dan gelen. Attaki sevgi başkadır yani. Hisleri, duyguları bir başkadır atın sevgisini. Hı hı. Senin de stresini alıyor mu abi mesela? Tabii stresimi alıyor. Bakmaktan ki zevk alıyoruz, keyif alıyoruz ya öyle evet, diye. Evet, hayvancılıkla uğraşıyorum dedim diğer hayvanlarla. Evet, hayvancılık şükür yemini kendimiz temin ettiğimiz için hı-hı, kazanıyor. Kazanmıyor dersek yalan söyleriz. Kardelen çok yaşlı değil mi? Kaç yaşından beri sende abi Kardelen? Aşağı yukarı bir 10 senedir bende Kardelen. Ha bayağıdır. Hı-hı. Ay canım. Ama sevdirmek falan istemiyor fark ettin yok, mi abi? Yok. Sen de biraz yabancı gördü çekimi. Hiç çekinme, çekinme. Ben çok yabancı değilim. Nazilli denim, tamam mı? Bakayım. Oo. Gitme abi sen yine de. Oo, tamam ya. Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet sevgili izleyenler biliyorsunuz çıkma işi bende. Ben ağaçlara çıkmışım. Hayır sen oradan çıkamazsın. Buradan çıkamam. Buradan. Evet. Takla atarak çıkarım ben buradan. Allah. Sen oradan çık ben sana istediğini ben verdim. Ben buradan çıkamayacağım zannediyor. Hadi. 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 Hazır mısınız? Hazırız. Al. Abi bak bana böyle şeylerle gelme. Bu işler bizim için çocuk oyuncağı. Bu da yardım edeyim mi? Kutlarım da iyi. Donduran mahalle muhtarımız Cengiz Gemicioğlu'yla birlikte önümüzde Donduran Kulesi, arkamızda şöyle Donduran Köyü'nün muhteşem görüntüsüyle birlikte bir röportaj gerçekleştireceğiz. Vallahi muhtarım çok teşekkür ederiz, bizi davet ettin, burada ağırladın, çok sağ ol. Geldiğiniz için ilk önce köyüme hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk muhtarım. Burası gelinmeyecek gibi değil. Köyüm çok eski bir yerleşim alanı. Çok tarihi bir kültür alanı. Evet. Aşağı yukarı Yeni Pazar'ın en büyük köylerinden biri. Hı hı. Burada çok eskiden köyün yerleşim alanı eskiden yukarılar demişmiş. Hı hı. Sıkma salı tuttuğu için buradan kaçıyorlar Orta Asya'ya. Hı hı. Orta Asya'dan sonra Yeni Pazar'a gidiyor köylü. Yani şöyle eskiden Yeni Pazar'ın o zaman insanlar ilk olarak bu Donduran'da yaşıyorlar. Tabii. Sonra sıtma hastalığı gelince buradan şimdiki Yeni Pazar merkezi gidiyorlar. Tabii. Ha, ilk kurulum yeri burası o zaman. Burası. Ya çok değerli. Peki Donduran ismi ne demek muhtarım? Önce burası Donduran, din duranmışmış. Din duran. Evet. Ne demek o? Durak yatağı. Ha. Yörüklerin göçmen alanı bir yeri. Hı hı. Ondan sonra burada durdukları için buraya din duran demişler. Evet ben Donduran deyince havası çok soğuk herhalde diye düşündüm. Nasıl bir köy burası muhtarım peki? Vallahi burası önce beyaz altın vardı. Beyaz altın öldürdüler. Pamuk zaman değil mi? He, beyaz altın öldü, pamuk öldü. Şimdi şu anda hayvancılığa döndü köy. Hayvancılığa döndüğü için şimdi hayvan üzerinde ova, yonca, hayvan bitki yemlerini ekiyorum. Mısır da var. Mısır da var, sılacılık.
Ama daha önceki zamanlarda ben de çok pamuk vardı diye duydum. Önce pamuktu. Şu 20 senedi, 30 senede hayvancılığın üzerindeyiz. Etrafta zeytin de görüyorum. Var. Köyün aşağı yukarı yerleşim alanından bu çevresinde var zeytin. Köyün ihtiyaçlarını görmek için. Herkes böyle kendine kadar mı yapıyor yoksa satıyor mu? Kendine kadar. Etrafından. Çoluk çocuk kendi işesinden iyi biçiyorlar. Burası Kuvay Milliye için çok önemli bir yer. Tabii. Değil mi? Yörük Alefe. Yörük Alefe Malgaç'ı geçmek için önce burada 2 gün kalıyor, namaz kalıyor. Ondan sonra çevre topluyor, ondan sonra Malgaç'ı salıyla geçiyor burada. Evet. Peki nüfus ne kadar? 1200 civarında nüfusu. Az değil yine değil mi muhtarım? Yenipazar en büyük köyü. Zaten Yenipazar merkezde 5 kilometre mesafede. Tabii. Aydın'a da çok yakın burası. Çok uzak bir yer değil aslında. Aydın'da 45 kilometre. 45 kilometre çok da yakın. Peki muhtarım hiç böyle köyden çok göç oluyor mu? Hayır. Bizim köy göç vermez. Göç aldı, göç vermez. Nereden göç alıyor peki? Her yakadan. Böyle dışarıdan seni arayıp da ben bu köyde yaşamak istiyorum, yerleşmek istiyorum diyen oluyor mu? Hayır, şimdi telefonlar çıktı, telefonlara, internete alım satım yapıyorlar. Var mı böyle yabancı başka bir yerden gelen? Var. Nereden gelmişler? İstanbul'dan, İzmir'den, Tekirdağ'dan. İstanbul'dan, İzmir'den gelmişler, Donduran köyünde yer almışlar. Evet. Ne yapıyorlar burada? Burada sakin diyor. Burada yaşamak istiyorum diyor. Evet, şehir yerinin kalabalığından, araba gürültüsünden bıktık diyorlar. Şimdi muhtarım da söyledi. Daha önce gittiğimiz köylerde de hep duyduk. Özellikle son zamanlarda artık köyden kente değil, kentten köye göç var. Ben çok şaşırıyorum. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, başka yerlerden insanlar geliyor, buralara yerleşiyor. Evet, evet. Çünkü huzur, sessizlik, sakinlik. Ya, millet huzur istiyor. Evet. Emekli olduğu zaman ne yapacak? Emekli olduğu zaman millet sakin bir hayat istiyor. Evet, o yüzden Dondura'yı tercih ediyorlar.